12. Bölüm Kadın ve Ejderha. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı ve başında 12 yıldızdan oluşmuş bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Sonra gökte başka bir belirti göründü. 7 başlı, 10 boynuzlu ve 7 başında 7 taç olan, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurduğu an ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla gülecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadın ise çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Gökte savaş oldu. Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'inin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklığın bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar can sevgisinden vazgeçmişlerdi. Bunun için, ey gökler ve göklerde yaşayanlar sevinin. Yer ve deniz vay halinize. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi. Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Kadına yılanın önünden çöle 3,5 yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için büyük bir kartalın 2 kanadı verildi. Yılan kadını selle süpürüp götürmek için ağzından kadının ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalan ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya olan tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti. Denizin kıyısında dikilip durdu.